Merhaba arkadaşlar. Bugün profesyonel bir mikroskop aldık. Bu mikroskopla ilgili size bilgi vermek istedim. İnternette çok kaynak yok. Özellikle mikroskobu kullanmak anlamında ben bayağı bir zorlandım. Onun için size biraz bahsetmek istedim. Bu mikroskop arkadaşlar Leeuwenhoek 320 serisi. Ömür boyu garantisi olduğu söyleniyor ama bilmiyorum tabii arıza yapmadığı sürece bunu anlayamayız. Bu arkadaşlar 1600x'e kadar yaklaştırabiliyor. Size çok güzel görüntü verebiliyor. Gayet güzel mikroskop. Ben çok memnunum. Normalde mikroskopların çok hassas olması lazım. Yani özellikle şu ileri geri sağ sol hareketleri çok milimetrik ayarlar yapabilmesi lazım. Bu çok milimetrik ayarlar yapabiliyor. Gayet güzel bir mikroskop. O yüzden çok güzel görüntüler alabiliyorum. Ben şimdi hemen size bu mikroskobun nasıl kullanılacağını, üzerindeki parçaları hafiften biraz anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şuraya oküler deniliyor. Burada yine bir mercek var. Bu mercek benim mikroskobumda 10x ve 16x mercekleri var. Şurası da objektif. Burada yine 4 tane bizim merceğimiz var. Bunların da büyütme oranları var. Şu mesela en küçük olan 4x. Bu 10x, 40x ve 100x arkadaşlar. En yüksek olduğu zaman yani 10x 100x olduğu zaman 100 çarpı şurada eğer ben 10x'lik objektifimi takarsam 1000x yaklaştırma olur. Eğer 16x'lik merceği buraya takarsam bu kez de 1600x yaklaştırma sağlar. Yani bununla çok rahat bir şekilde ben kanımdaki al yuvarları ak yuvarları inceleyebildim. Shorts videosu olarak da attım. Bazı arkadaşlarımız bana kullandığım mikroskobun markasını sordular. Nasıl kullanıldığını biraz bilgi verebilir misin diye yazanlar oldu. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi dediğim gibi burası objektif. Şuraya tablo deniliyor arkadaşlar. Altında şöyle lam var. Normalde biz inceleyeceğimiz malzemeleri bu lama yerleştiriyoruz. Ve lamı da şöyle şuraya sabitliyoruz. Buraya sabitledikten sonra şu tablonun ayar düğmeleri var arkadaşlar. Bu tablonun ayar düğmeleri var. Şurada XY ekseninde şu üst taraftaki düğmeyi çevirdiğim zaman ileri geri hareket ediyor. Onun ucundakini çevirdiğim zaman da sağa sola hareket ediyor. Burada yine odaklamak için kullandığımız ayar düğmesi var. Yine aynı düğmenin üzerindeki şu geniş kısmı ben çevirirsem kaba ayar yapıyor. Yani bu ayarla böyle mikroskopuma bakarken en küçük merceği aldığım zaman şöyle hızlı bir ayar yapıyorum. Sonra görüntü bulanırken burada da üst taraftaki düğmeden ince ayar yapıyorum. Böyle odaklıyorum. Şurada bizim mikroskobumuzun ışığını açan bir tane düğme var. Bu ışığımızı açıp kapatıyor. Burada da potansiyometreden biz ışığımızın şiddetini azaltıp çoğaltabiliyoruz. Yine bu tarafta bir tane daha düğmemiz var. Bu düğmede ışığın üzerindeki merceği aşağı yukarıya hareket ettiriyor. Bu da burada gelen ışığı daha çok buradaki neyi inceliyorsak o nesneye odaklayabiliyor. Veya biraz daha yaygın hale getirebiliyor. Yani bu da ışık şiddetini ayarlıyor yine. Bir ışık şiddetini ayarlama yöntemi daha var. O da bu tarafta diyafram. Diyafram da yine ışık şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarıyor. Yani önüne bir perde gibi biraz azaltıp çoğaltıyor. Yani ışığı biraz engelliyor. Böylelikle ışık daha az yukarıya ulaşmış oluyor. Açarsanız da ışık komple yukarıya ulaşmış oluyor. Daha aydınlık oluyor. Mikroskobun parçalarını anlattığımıza göre artık nasıl inceleniyor ondan bahsedeceğim. İlk önce mikroskobumuzda inceleyeceğimiz cismi lama yerleştiriyoruz. Eğer kanı inceleyeceksek üzerine lamel kapatıyoruz. Ve bu lameli kapattıktan sonra artık incelemek için yani mikroskobumuz hazır. En düşük merceği ayarlamamız gerekiyor. Yani burada objektif en düşük yükseltmede olması gerekiyor. Çünkü eğer bu en büyük de olursa biz bunu zaten fark edemeyiz. Yani biz cismi göreceğiz derken mercek lama çarpar, lamı kırar, merceğe zarar verir. O yüzden mutlaka en düşükte odaklamayı yapmamız lazım. En düşüğü aldıktan sonra şöyle yukarıya doğru kaba ayar yapıyoruz.
Kaba ayar yaptıktan sonra ince ayar yapıyoruz ve görüntüyü odaklıyoruz. Görüntüyü odakladıktan sonra şöyle artık diğer objektiflere geçebiliyoruz. Şöyle saat yönünde çevirdiğim zaman şu an mesela daha büyük yaklaştırma oranına sahip olan mercek şimdi hiç kaba ayar yapmadan sadece hassas ayar yaparak ayarlayacağım seviyede. Yani en düşük ben objektifi ayarladığım zaman, merceği ayarladığım zaman artık diğerleri tam kaba ayar yapılmış şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bu kaba ayar yapılmış, artık ince ayar yapıyoruz bakarak. Sonra diğer merceğe geçiyoruz. Yine bu da aynı şekilde kaba ayarı yapılmış, sadece ince ayar yapıyoruz. Sonra en büyük yaklaştırma oranına sahip olan merceğimiz, objektifimizi ayarladığımız zaman yine aynı şekilde kaba ayar değil de ince ayarı yapıyoruz ve bu şekilde görüntüyü netleştirmiş oluyoruz. Benim bu mikroskobumda aynı zamanda kamera da var. Yani buradan ben okülerdeki merceği çıkartıp buraya kamera takabiliyorum. Kamera taktığım zaman laptopta güzel bir şekilde inceleyebiliyorum. Şimdi ben hemen kamerayı takayım. Ondan sonra yine videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi kamerayı taktım. Kamerayı taktıktan sonra mikroskobun yanında gelen bir CD var. O CD ile uygulamasını bilgisayara yükledik. Şurada hemen Levent Hook diye bir simgesi var. Ona tıklayıp hemen programımızı çalıştırıyoruz. Programı çalıştırdıktan sonra hemen sol üstteki Levent Hook modelimizi Evet seçiyoruz. arkadaşlar, Şimdi bizim mikroskobumuz açıldı. Mikroskop açıldıktan sonra buraya bir tane cisim yerleştirmemiz lazım. Yani inceleyeceğimiz, artık ne inceleyeceksek. Ben şurada ilk başta hazır kitlerden koymak istiyorum. Bakalım burada neler var. Karınca var. Mesela karıncayı inceleyelim. Hemen lameli böyle yerleştiriyoruz. Sonra karıncaya odaklıyoruz. Burada dediğim gibi en düşük olan objektife getiriyoruz. Merceğe getiriyoruz. Buradan ışığı açıyoruz. Işığı açtıktan sonra önce kaba ayar düğmesiyle şöyle yukarıya doğru hareket ettiriyoruz tablomuzu. Bakalım. Şurada tam odaklayamadık herhalde. Evet. Şu an kaba ayarı yaptık. İnce ayar yapıyoruz. Şöyle ince ayar düğmesiyle şöyle ince ayar yapıyorum. Evet, karınca gördüğünüz gibi burada hazır. Şurada kamerada belli bir ayarlar var. Burada da ışık ayarı yapabiliyoruz. Video kaydı yapabiliyoruz. Şuraya kayıta basarsak direkt kayıt yapmaya başlayacak. Şuradan ışık ayarlarını sıfıra getirebiliriz. Böyle orijinalini gösterecek bize. Ben daha önce burada deneme yapmışım. Bir mor bir görüntü verdi. Yani bu uygulama üzerinden ışık ayarını da yapabiliyoruz. Aynı zamanda böyle renk ayarı da yapabiliyoruz. Şöyle şu anda orijinal renginde. Buradan ışık şiddetini artırıp azaltabiliyoruz. Aynı zamanda şuradan kameranın ışık ayarını da arttırabiliyoruz. Buradan arttırmamız daha iyi olacak çünkü program kendi kendine, ben bunun ışığı arttırsam da ışığı kendisine göre ayarlıyor. Yani demek ki uygulamada bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bakın karıncanın her tarafını inceleyebiliyoruz. Buradan karıncanın ağız kısmı, sonra gövdesi, arka ayakları ve arkası, bu şekilde inceleyebiliyoruz. Şimdi biz bu ayarı yaptıktan sonra dediğim gibi şu an en düşük yaklaştırma oranında. Biz bunu artırmak için buradan objektifi saat yönünde çeviriyoruz. Bakın şu an ilk objektifte bizim 40x yaklaştırıyordu. Şimdi ikinci objektife geçtik ve büyüme oranı arttı. Büyüme oranı arttığı halde kaba ayar değil, ince ayar yapacağız. Şöyle ince ayar yaptığımız zaman şöyle
Bakın şu an karıncaya daha fazla yaklaştı ve daha böyle ayrıntılı görüntü alabiliyoruz. Yine bakın ağız kısmı. Şöyle geriye doğru gövdesini, ayaklarını, arkasını inceleyebiliyoruz. Şimdi biraz daha yaklaştıracağım. Yine objektifimi bir tur daha çeviriyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi yine daha çok yaklaştı bu sefer. Ama yine sadece kaba ayar değil de ince ayar yapıyorum. Bakın. Şöyle. Daha yakın bir görüntü olduğunu görebiliyorsunuz. Şurası göz kısmı. Bakın. Şimdi arkadaşlar hareketli bir şeyler inceleyelim. Hareketli bir şeyler. Kan inceleyebiliriz. Kendi kanımızı inceleyebiliriz. Maya inceleyebiliriz. Ekmek mayası inceleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben burada çok az bir maya erittim. Bu mayadan bir damla alıp mikroskoba yerleştireceğim. Şöyle bir damla damlatıyorum. Üzerine lamel kapatacağım. Bakalım gerçekten canlı mı? Şöyle hemen yine küçük objektifi alıyorum. Bakın mayaları görüyoruz. Gerçekten hareketliler. Şöyle biraz daha yaklaştıralım, daha güzel bir görüntü alalım. Bakın yine hareketlerini görebiliyoruz ama şöyle yine yağımızdan damlatarak en yakın pozisyona getireceğim. Şöyle maksimuma getiriyorum. Yine ince ayar yapacağım. Evet, şurada gördüğünüz gibi bir sürü tek hücreli canlı var. Bunlar bölünerek çoğalıyorlar. Şu an biraz daha seyrek olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer ben şekerli su yapsaydım burada daha çok olacaktı. Çünkü daha önce denedim. Şekerli suyla daha çabuk büyüyorlar. Ama şekersiz suyla da bu şekilde yine de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar bölünerek çoğalıyorlar. Yanlarında küçük küçük kıpırdanmalar olduğunu görebilirsiniz. Bu kıpırdanmalarla bölünüp çoğaldıklarını da anlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.